Gelelim 10. mimimize. 10 neydi? Suffa bir münzirdir. Münzir, mübeşşirin tam zıttıdır. Zaten Ahzab suresindeki o ifadede mübeşşiren ve nezira diye geçer. O hem müjdeleyendir hem korkutandır. Allah Resulü'nü anlatırken bize o ayetler onun bu iki özelliğinin olduğunu söyler. O hem müjdeler, Allah'ın cennetini haber verir, bazı dünyevi haberler de verir. Mesela bazı sahabilerin şehit olacağını haber verir. Bu çok büyük bir müjde. Bazı toprakların fethedileceğinin haberini verir. Bu büyük bir müjde. Bazen kıyamete ait yakın bir zamanda ortaya çıkacak hadiselere ait bilgiler verir. Bunlar da önemli müjdeler. Ama bunları verdiği gibi o nedir olarak korkutucu, sarsıcı, acı ve ağır haberleri de haber olarak verir. Mesela Allah'ın azabıyla korkutur. Şunları şunları yaparsanız alacağınız karşılık budur der. Akıbetlere ait bilgiler verir Kur'an'dan ilham alarak. İşte biz Suffa bir munzirdir dediğimizde bunların hepsini söylüyoruz. Ama yine de bizim kastımız bu değil. Daha da önemli bir kastımız var. O kastımızın ne olduğunu da biz Suffa'ya talebe olan o ilk nesilden birinin aktardığı bir rivayet üzere öğreniyoruz. Kim o şahıs? Ebu Vakit el-Leysi. Bu zat Suffa'nın gözde talebelerinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 24 tane hadis bize nakletmiş. O hadislerden bir tanesi de Buhari'ye girmiş. Ve o giren hadis aslında Suffa'nın nasıl münzir olduğunu bize söylüyor. Diyor ki Ebu Vakit el-Leysi, biz bir gün Mescid-i Nebevi'de bir grup halinde Efendimizin etrafında oturuyorduk. O söylemiyor ama biz anlıyoruz. Ders yapıyorlar. En büyük müderris, en büyük muallim olan Allah Resulü o dizinin etrafında kümelenen ashaba ders yapıyor. Efendimiz bize bir şeyler anlatıyor. Biz de can kulağıyla dinliyoruz. O ara diyor, 3 kişi mescidin kapısından göründü. Efendimiz onlara şöyle bir baktı. O 3 kişiden bir tanesi bize biraz baktı, çekip gitti. Sonra ikisi bize doğru yaklaştı. O ikisinden bir tanesi bizim halkamız içerisinde bir boşluk gördü, oraya oturdu. Geride kalan ikincisi de halkada yer bulamayınca halkanın dışında arkada oturdu. Efendimiz söyleyeceklerini söyledikten sonra sözü o 3 şahsa getirdi. Döndü ve bize dedi ki, biraz önce mescidin kapısında beliren 3 şahsı gördünüz mü? Biz evet ya Resulallah gördük dedik. Ben şimdi onların haberini size vereyim. Onlardan bir tanesi kapıdan bize baktı, baktı, dönüp gitti. Bizden yüz çevirdiği için Allah da ondan yüz çevirdi. O ikisinden biri geldi,
bizim halkamızın içerisinde bir boş yer buldu, oraya oturdu. Otururken onun kastı bu ilim meclisinden istifade etmekti. O oraya otururken Allah'ın himayesine sığınarak oturdu, Allah da onu himayesine aldı. Diğer şahıs halkamızda yer bulamadı. Halkanın dışında oturdu. Kimseyi rahatsız ederek kendisine de yer açmadı. Allah'tan ve sizden haya etti ve Allah'ın himayesine sığındı. Allah da onu himayesine aldı. Suffa'dan bir tablo bu. Bu hadis nedir biliyor musunuz? Hani bazı Kur'an ayetleri başka Kur'an ayetlerini tefsir eder ya, bazı hadisler de başka hadisleri tefsir eder. Aslında yaşanmış bu tablo, Allah Resulü'nün söylemiş olduğu bir sözün tefsiridir. O sözü de biz Taberani'den okuyoruz. Efendimiz bir gün demiştir ki, ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol, ama sakın ha beşincisi olma. Beşincisi olursan eğer helak olursun. Korkutan bir hakikat bu işte. Neden Suffa'dayız? Neden Suffa'yı talim ediyoruz? Siz buradan anlayın. Bütün dert nedir biliyor musunuz dostlar? O beşincisi olmamak. Bütün gayret odur. Eğer o beşincisi olursak helak oluruz. İşte helak olmamak için biz Suffa'nın mektebindeyiz. Ve onun münzir olması da bundan dolayıdır. Efendimiz bu hadislerinde bir ölçü veriyor bize. Eğer ilmin varsa, bu ilim ne olursa olsun, faydasız ilim, amel edilmeyen ilimdir. Onun dışındaki her ilim faydalıdır. Eğer insanlığa artı bir değer katıyorsa ve sen o ilmin sahibiysen, Suffa'da alim olacaksın. Muallim olacaksın ve talebelere katkı sağlayacaksın. İlmin yok. O zaman gelip diz çöküp orada mutaallim olacaksın. Yani talebe olacaksın. Şunu deme hakkın var. Bu yaştan sonra benden iş geçti, ben artık talip olamam. Olamayabilirsin ama dinleyen olacaksın. Hadi diyelim ondan bir ötesi de var. Ona da izin var. Ne alim oldun, ne muallim oldun, ne talip oldun, ne de dinleyen oldun. Üçü olmazsa hiç değilse dördüncüsü, onları seven ol. Ama sevmek dostlar, ben çok seviyorum demekle olmaz. Sevmek bir ispattır, bir iddiadır. Ve o iddia ispat ister. Hani Anadolu'da söylenen bir söz var ya, gönlün sevmesi elin vermesiyle belli olur. Vermen senin iddiandır. Gayret göstermen senin iddianın ispatıdır. Bunu yapabiliyorsan eğer sen de kurtuldun. Dördüncü sınıfta yer aldın. Ya olmazsa Allah korusun. Ya olmazsa helak olanların sınıfındasın. Allah bizi muhafaza etsin. İşte biz o sınıfa dahil olmamak için Suffa bir münzirdir deyip o korkutan hakikatleri duyarak ve unutmayarak bu mektebe talebe oluyoruz. 11. Suffa bir menbaadır. Menba nedir? Kaynaktır değil mi? Menba ister suyun olsun, ister başka bir madenin olsun, ana kaynağıdır. Suffa bir menbaadır derken de aynı manayı kastediyoruz. Bu din binasının ana kaynağı Suffa'dır. Buna kimsenin itirazı olmaz. Çünkü dinin iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnet bu topluluk içerisinden neşet etti. Onlar Kur'an'ın canlı tanıklarıydılar.
Ve onların zamanında Kur'an'ın ifadesiyle din ekmel bir hale ve etmem bir hale kavuştu. Eğer rivayetler sahihse Hazreti Ömer'den, Abdullah İbni Ömer'den daha onlarca sahabiden bize nakledilen bir haberdir. Maide suresindeki bu ayet Allah Resulüne Arafat'ta inen ve hayatında inen son ayettir. Buradan dolayı bir Yahudi alim bir gün Hazreti Ömer'le karşılaşınca şunu demişti. Sizin kitabınızda var olan bir ayet bizim kitabımızda olsaydı biz o günü bayram olarak ilan ederdik. Hazreti Ömer bir anda şaşırır. Hangi ayet olduğunu o anda toparlayamaz ve hangi ayet olduğunu söyler. Bugün sizin dininizi tamam kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimeti tamamladım ayetini okuyunca Hazreti Ömer der ki o ayet Allah Resulüne Arafat'ta bir cuma günü son veda haccı sırasında nazil oldu. Bizim için o gün bir bayram değil, onlar bayramdır. O ayet ashabın imanının da tescillendiği ayettir aslında. Çünkü onlar vahyin canlı tanıkları olarak, vahyin muhatapları olarak, ilk muhatapları olarak dinin kemale ermesine de nimetin tamamlamasına da şahit olmuşlardır. Hatta bunun oluşmasına katkı sağlamışlardır. Onların şöyle bir itirafı var. Allah Resulü aramızdayken biz korkardık. Evlerimizde bir iş yapmaktan korkardık. Korkardık ki yarın mescide geldiğimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen sevinerek bazen kızarak evde gizli kapılar ardında yaptığımız işler üzerine inen ayetleri bize haber vermesin. Böyle diyor. İbn Ömer'in bir sözünü söyleyeyim mi? Diyor ki biz Allah Resulü aramızdayken hanımlar konusunda soru sormaktan ve hanımlarımıza kötü davranmaktan korkardık. Çünkü bilirdik ki ne zaman hanımlar için bir şey yapsak semadan onların lehlerine ayetler süzülür. Böyle canlı tanıklardı onlar. Burada Ümmü Eymen validemizin aktardığı o bilgiyi de hatırlamamız lazım dostlar. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir'in yüreğinde fırtınalar dönüyor. Hazreti Ömer'in yüreğinde fırtınalar dönüyor. O haldeyken birbirlerine diyorlar ki hadi gidelim Efendimizin kokusunu hissedeceğimiz bir insanın yanında yüreğimizdeki bu fırtınalara bir sakin liman bulalım. Kime gidelim? O liman Ümmü Eymen'dir. Ümmü Eymen validemizin evine doğru yürüdüklerinde onların o gelişlerini uzaktan görünce Ümmü Eymen validemiz ağlamaya başlar. Çünkü her zaman o iki kişi gelirdi ama ortalarında üçüncü bir kişi daha olurdu. Allah Resulü ortada olur. Sağda Ebu Bekir olur, solda Ömer olur. Şimdi o güzel tablonun en önemli aktörü eksik. Ümmü Eymen onu görür görmez gözyaşlarına boğulur. İçeri girerler. Hazreti Ebu Bekir ağlar bir halde görünce ey Ümmü Eymen der, biz sana dertlerimize derman ol diye geldik. Sen dertlerimize dert katacaksın. Sen ölümün hak olduğuna ve bu haktan peygamberin de mahrum olmadığına inanmıyor musun? Şöyle gözyaşlarını siler. Vallahi ben ölümün hak olduğuna inanıyorum. Allah Resulü'nün bir gün aramızdan çekilip gideceğine de iman etmiştim ve o iman ettiğim hakikat de gerçekleşti. Beni ağlatan ne odur ne de başka bir şeydir. Beni ağlatan şudur. Allah Resulü bizim aramızdayken biz iyi bir şey yapsaydık Allah bizi över ayetler indirirdi.
Biz yanlış şeyler yapsaydık, hatalı davranışlardan bulunsaydık, Allah ayetler gönderir bizi uyarırdı. Ben ağlıyorum ki artık sema bizimle konuşmayacak. Ben ağlıyorum ki artık semanın kapıları kapandı. İşte dostlar, biz sahabe nesli dediğimiz zaman nasıl bir nesilden bahsettiğimizi iyice fark etmeliyiz. Onun için biz onları anlattığımızda ne diyoruz biliyor musunuz? O nesil semanın bize bir armağanıdır. O nesil semanın bir armağanıdır. Semavi bir nesildir. Öyledir. Yanlış yapmışlarsa Kur'an uyarmıştır. Doğru yapmışlarsa Kur'an övmüştür. Yani onların Allah Resulü ile beraber oldukları o hayatlarının altında tabir caiz ise eğer Allah'ın kocaman bir mührü vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Böyle bir nesil. Madem böyle bir nesil, buradan bizim için çok önemli bir mesaj var. Onlar menbaadır. Pınar başıdır. Pınarın başı onların elindedir. Ve o pınardan süzülüp gelen su her zaman berrak ve tatlıdır. Eğer o suya bir şeyler karışmışsa o onların suçu değildir. Onlardan süzülüp gelen suda herhangi bir şey olmaz. Pınarın başına gittiğimiz zaman da biz ideal manada bir kul nasıl olur bunu öğreniriz. Onlardan uzaklaştığımızda, onları dikkate almadığımızda da biz inanın ki daha çok bu şeyleri tekrar edip duracağız. Eğer biz onların anlayışlarını öğrensek, din anlayışlarını, Kur'an anlayışlarını, sünnet anlayışlarını, talim anlayışlarını, mutaallim anlayışlarını öğrensek ve onların anlayışlarına anlayışlarımızı benzetsek mesele çözülmüştür. Yok bunu yapmasak. Özellikle 19. yüzyıldan sonra Müslümanların siyasal anlamda otoritelerini yitirdikten sonra batıdan esen o olumsuz rüzgarların Müslümanların gen haritalarını bozduğu böyle bir çağda onları dikkate almadan fikirler üretmeye başlarsak bizim başımız beladan kurtulmayacak. Zaten çektiğimiz sıkıntı da bu değil mi? Bakın hangi mesele olursa olsun bu mesele hakkında sahabe ne yaptı sorusunu sorsak ve cevabını alsak yüreklerimizde ve zihinlerimizde var olan onlarca şüphe sükunetli bir limana dönüşecek. İşte biz bunu yapmak için Suffa bir menbaadır diyoruz. Neden diyoruz ki sahabe nesli derde derman bir nesildir. Sahabe nesli dize göze ferman bir nesildir. Sahabe nesli sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar olan bir nesildir. Sahabe nesli yön kaybedenlere yön bulduran yıldızların oluşturduğu bir nesildir. Sahabe nesli yolunu kaybedenlere yol gösteren nehirler olan bir nesildir. Daha ne söyleyeyim? Menba da budur zaten. Menba oluşu da budur. Suffa'nın menba olmasının temel mesajı da budur. Gelelim 12. ve son mimimize. Suffa bir muhabbettir. Muhabbettir, aşktır, sevdadır. Risaletin yolu zor bir yoldur dostlar. İnanın başlayıp da o yolu hiçbir olumsuz çizgiye meydan vermeden bitiren insan sayısı çok azdır. Biz bitirenleri konuşuyoruz bakın. Bitirenler tarihe geçeceklerdir. Bitirenleri tarih de Allah da unutmayacaktır. Peki bu zorlu yol neyle yürünür?
ancak aşk ile yürünür. Başka hiçbir şeyle değil. Eğer aşk olmasaydı Adem yıllarca Havvasını arayamazdı. Eğer aşk olmasaydı Nuh, alaycıların hani bunun denizi dediklerini duyduğunda o tahtalara çivi çakma gücünü kendinde bulamayacaktı. Eğer aşk olmasaydı İbrahim ateşe hesapsız bir biçimde atlayamayacaktı. Eğer aşk olmasaydı Hacer toprağında bir tek ot bitmeyen o coğrafyada Zemzem'i arayacak gücü kendinde bulamayacaktı. Eğer aşk olmasaydı İsmail babanın elindeki keskin bıçağa kes baba sen Allah'ın emrine karşı mı geleceksin deyip de o naif boynunu o bıçağın önüne uzatamayacaktı. Eğer aşk olmasaydı Yakup günlerce hatta yıllarca Yusuf'unun arkasından gözyaşı dökemeyecekti. Eğer aşk olmasaydı Yusuf o kuyuların karanlığına, o köle pazarının alçaltıcı hesaplarına, o sarayların, zindanların hesaplarına, o iktidarın insanı sarsacak hesaplarına dayanabilir miydi? Eğer aşk olmasaydı Musa, Beni İsrail gibi hat tanımayan, sınır tanımayan o azgın kavime takat gösterebilir miydi? Eğer aşk olmasaydı İsa, gençliğinin baharında ben gidiyorum arkamdan size o büyük müjdeyi haber veriyorum diyebilir miydi? Eğer aşk olmasaydı 23 yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunca şeyi ortaya koyabilir miydi? Aşk olmasaydı Darul Erkam olur muydu? Aşk olmasaydı Suffa olur muydu? Aşk olmasaydı eğer 10 yılın sonunda Taif'e gidilecek bir güç bulunur muydu? Aşk olmasaydı eğer Taif'te taşlanan o beden gelip de Mina çadırlarını dolaşabilir miydi? Aşk olmasaydı eğer Yesrib'e doğru yola çıkılabilir miydi? Aşk olmasaydı eğer Bedir, Uhud, Hendek, Tebuk, Mute sayın gitsin olabilir miydi? Aşk olmasaydı eğer biz Mus'ab'ı konuşur muyduk dostlar? Mus'ab'ı Uhud'un meydanında ben Muhammed'in kefaretiyim diye doğratan şey aşktan başka neydi? Aşk olmasaydı eğer kim tanırdı Sümeyra'yı, Nesibe'yi, kim bilirdi Hatice'yi, Ayşe'yi? Aşk olmasaydı eğer bunların hiçbiri olmazdı. Niye yürüyemiyoruz? Niye yürüyemiyoruz biz buradan anlayın. Aşkı olmayanın takati mi olur? Mecnun'a çölleri gezdiren o aşktı işte. Ferhat'a dağı da deldiren aşktı. Eğer biz çöl gezemiyorsak, dağ delemiyorsak bu aşksızlık hastalığının yüzündendir. Ve biz Suffa bir muhabbettir derken sevgisizlikten ve aşksızlıktan kanayan ve çatlayan sinelerimize o muhabbet pınarından muhabbet akıtmak için böyle bir taleple o mektebin önündeyiz. Ne diyelim dostlar? Allah istifade ettirsin. Allah aşkımıza aşk katsın. Allah arkaya bakmadan yürümeyi öğretsin bizlere. Eğer biz kim var demeden tek başıma bile olsam yürüyebilirim deme takatini gösterirsek inanın şu karanlık çağda Suffalar zor değil. Allah bunu bizlere nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk ve ahire davana enil hamdülillahi rabbil alemin.